Herkese merhaba arkadaşlar, ben Çağdaş. Bugün Sare Hanım'a ait bir çantanın tamamını bileceğiz. Bazılarının ağzı zaten düzgün, sadece keskinleştirme işlemi yapacağız. Bazılarının ağzı bozuk, onlara biraz daha bir şekil şemal vermeye çalışacağız. Bazı bıçakları zaten tanıyorsunuz. Kanalımızın en gözde bıçaklarından birisidir. Keymake'e ait orijinal Aus 10 Damaskus bir bıçaktır. Ağzı düzgün bir yapıda, keskinlik seviyesi düşmüş durumda. Koyduğumuz zaman görüyoruz ki ağzı bir hayli kalınlaşmış durumda. Bunu ortadan kaldıralım öncelikle. Bu kadar kısa bir sürede normale dönmeye başlamasının sebebi zaten kesici ağzın olması. Paketin içinden çıkan o sarma, kadayıf, cevizli o tatlı için de buradan tekrar teşekkür ediyorum. Çok lezzetliydi. Ben kadayıf seven bir adam değilim. Buna rağmen gayet keyifle gömdüm. Ne yaptım? Gömdüm. Şu bilgiyi de paylaşmak lazım. Kullandığınız çelikler, yani bıçağınızın üretildiği, imal edildiği çelik şayet üst düzeyse keskinleştirme işlemini çok daha hızlı ve çok daha az zahmetli bir şekilde gerçekleştirmeniz mümkün. Çünkü bu çeliklerin muhteviyatları keskinlik almaya çok elverişlidir arkadaşlar. Üst düzey çeliklerle çalışmak bu sebepten dolayı çok keyiflidir. Anında kıvama geliyor yani. Bu muhteşem bir şey. Diğer bıçakların tamamında böyle yüksek giritlere kadar çıkmayacağım. Bu bıçağın seviyesi bunu kaldıracak düzeyde, çeliğin segmenti. Bu sebepten 10.000'e kadar bununla çıkacağım. Geri kalan bıçakları da 1.000 seviyelerinde, belki 3.000 seviyelerinde bırakıp işlemi bitireceğim arkadaşlar. Aslında evvela şurada küçük bir bıçağımız var, deri kılıfıyla beraber. Lazer ile Damaskus deseni verilmiş. Üzerinde lazer Damaskus desenleri var. Gerçek bir Damaskus değil. Hatta paslanmaz bir Damaskus bile değil. Keymake'deki gibi. Bildiğiniz lazerle üzerine desen çizilmiş. Bu tarz ürünler de mevcut hani. Uzaktan bakınca Damaskus'muş gibi görünüyor ama alakası bile yok. Aslında durumu iyi. Burada görmüş olduğunuz boşluk zaten kendi başına bir sıkıntı. Aynı Müfit bıçaklarında yaptığım eleştiriyi burada da yapacağım. Yani buradan herhangi bir şey içeri girebilir. İçeride çürümeye sebep olabilir içten dışarı doğru. Balçam bitiminden itibaren kesici ağız olduğu için bunu bileylemek aslında biraz sıkıntı. Çünkü çapraz tutarsanız yüzük taşla temas ettiği anda deforme olur. Dik bir şekilde başlayıp önce şurayı halledeyim dersem açıyı tutturamama ihtimalim var. Bakın bu tarz durumlarda en yatkın olduğunuz, en rahat ettiğiniz pozisyonda bileme yapmaya başlayın. Şu an bu benim için bu. Bakın 45 derece ile koydum. Yaklaşık olarak yarım santime yakın bir boşluk var. Bakın. Balçakla taş arasında yarım santime yakın bir boşluk bırakıyorum ve bileme yapmaya başlıyorum. Bakın bu standart bilememdir. Gördüğünüz gibi. Bu bilemeyi yaparken sadece bileğimin hareketiyle bıçağın yönünü değiştirerek ve buradan bakarak balçağın taşa temas etmesine izin vermeden yaklaştırabildiğim kadar yaklaştırarak şurada bırakmış olduğum yarım santimlik boşluğu keskinleştirme işlemine tutacağım. Tekrar başlayalım. Boşluğu bıraktık. En rahat olduğumuz pozisyonda bilemeye başladık. Bakın şimdi buradan yanaştırsam o balçağa çarpma ihtimali var değil mi? Risk. Ne yapıyorum? Sadece dirseğimi dışarı doğru açıyorum. Bakın. Hafif de vücudumu yana kaydırdığım zaman aslında gerekli değil, daha iyi görün diye söylüyorum. Balçak kısmı taşa temas etmiyor ama bıçak bileyleme işlemine tabi tutuluyor. Normale dönüyorum. Bu sefer vücudumu hiçbir şekilde yana doğru yatırmadan aynı işlemi yapacağım. Bakın gördüğünüz gibi dik bir şekilde yapıyorum. Bileğimin açısı aynı. Sadece bileğimi içeri büktüm. Bakın şu şekilde bileme yaparken bileğimi içeri büktüm ama herhangi bir şekilde sağ sola oynama yok. Tekrar yapalım bu işlemi. Evet, başladık. Bileğimi içeri doğru büküyorum ve dirseğini biraz dışarı doğru açıyorum. Bakın 304 bilezik şu an değmiyor ama bıçak bileğleniyor. Normale döndüm ve devam ediyorum. Direkt buradan başlayabilirsiniz. Direkt. Üzerinde herhangi bir şekilde bir çelik ibaresi yok. Hani segment belli değil, kendime söyleyeyim sertlik belli değil. Bunu 240'ta bırakmayacağım. 1000'in üzerine de çıkmayacağım. Çünkü dediğim gibi herhangi bir şekilde ne çeliğini biliyorum ne sertliğini biliyorum. Bunu tutup da üst giritlere çekmeyeceğim. Çekilebilir. Bakın hiçbir sıkıntı yok. Ben çekerim. Hiç sorun değil. Ama bu bıçağın o seviyeleri taşıma ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum. Bu sebepten dolayı da 800'de bırakıp sadece deri masatla işlemini yapıp bitireceğim. Oynayacağım mı lan? Oynayacağım mı? Salak ya.
Sarı Hanım'ın bildirdiğine göre bunlardan biri hiç kullanılmamış. Bir tanesi kullanılmış. Bunu hemen ayırt edebilir miyiz? Evet. Bu tarz bıçaklarda şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Et kalınlığı yaklaşık 1 milim olduğu için inanılmaz derecede tehlikeli. Bakın. Şöyle yaptığım anda fıstık çekilebilir. Şu şekilde. Bakın sadece ucunu parmağımın tutup kabzayı tutuyorum. Parmağımı tutuyorum. Bakın. Yani şu esneme hareketi bileme işlemi esnasında sizi zora sokabilir. O yüzden bıçak küçük olduğundan dolayı hani geniş geniş uzatarak tutma şansınız zaten yok. Uzun tuttuğunuzu geriye doğru çekiyorsunuz. Şu şekle getiriyorsunuz. Ama ben sizinle yani lütfen diyorum. Değil mi? Hı? Aha annen gitti. Anne gidiyor sen de git. Kırdı seni. Seni tontişli, seni tontişli. Seni tontişli, 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 tontişli. Tekini yesinler, seni tekini yesinler. Seni tekini yesinler, seni. Ağzını yalarım senin, ağzını yalarım. İt! Islan oğlum benim. Hadi aşağı. Bu şekilde bıçağın profili siz taşa sürtme işlemini yaptığınız anda esneme şansına sahip olmuyor. Ben hayatımda bunun kadar rahat bir hayvan görmedim ya. Oğlum. Şimdi 800'lük kısmını birazcık parlatalım, sonra da bırakalım. Çünkü bu bıçak için de 1000 ve üzeri sıkıntılı. Ooo çok severim. Küçük, minnak. Bunun daha önce kullanıldığını sanmıyorum. Kavisten kaynaklı bunu bilemek sıkıntı. Biraz evvelki tekniğin aynısını yapacağız. Yani rahat olduğumuz bir pozisyon seçerek bilemeye başlayacağız. Ve bileğimizle içeri doğru bükerek istediğimiz yere kadar olan kısma işlem yapacağız. Amacımız bu inceliği yakalamak, yoksa yeni ağız açmak değil. Süreci hızlandırmak adına 240'la girdim. Bunu 800'le de yapabilirdim. 400'le de yapardım. 600, 800, 1000 bunlarla da yapılır. Hiç sıkıntı değil. Ama biliyorsunuz rakam küçüldükçe aşındırma gücü artıyor. Öyle düşünün. Hani şimdi gene bazı zekiler çıkacak diyecek ki işte üzerindeki rakam santimetre kareye düşen aşındırıcı miktarını betimler. Biz bilmiyoruz yani. Böyle içerikler var aslında işte amca alıyor böyle taş elle böyle. Bizim eskiden koylara gidiyorduk biz oralarda. Küçükken kaplumbağa vardı. Babam getirirdi taşları vereden kurtlardı beraber bıçakları. Ha böyle sürte sürte zavallı. Ne zaman? Ne zavallı zavallı. Böyle böyle keskinler idik. Böyle çektim miydi yağ gibi gelirdi ona hala Yunan'ım. Yunan katlaklayacağım. Şaka. Bu şakadır sonuncu. Öyle sokakta Yunan aramayın. Yine AliExpress ürünü var. Suneco markasına ait. Kısa sürecek. Bu bıçağı Bingirit'e bile çekmeyeceğim. Açık söyleyeyim. Çünkü Çin malı AliExpress ürünü diyeyim daha doğrusu. AliExpress ürünü olan bu 41-16 bıçakların sertlikleriyle alakalı sıkıntı var. Hatırlıyorsanız daha önceki içeriklerden birinde 41-16 bir bıçak bilemesi yapmıştım. Ben beyefendiye o bıçağı kıl alacak seviyede gönderdim. Beyefendi 10 gün sonra bana mesaj attı. İşte Çağdaş Bey dedi bu artık kıl almıyor, kesmiyor. Yani ki 10 gün bence makul bir gün. Çin üretimi bir 41-16 bıçak için 10 gün keskinliği koruması fazla bile. O sebepten hani bunu 800'e çekip bırakacağım düzgün bir seviyede. Zaten çok sert bir bıçak değil açık söylemek gerekirse. Çok çabuk işlem alıyor şu anda. Şimdi diyeceksiniz ki ulan biraz evvel de Aus 10 olan Keymake bıçak için aynı şeyi söyledim. Şayet çeliğin muhteviyatı kaliteli ise, segmenti üst düzey ise bilenmeye çok müsaittir dedim. Buna da bir açıklık getirelim. Şimdi 41-16 dediğiniz zaman Çin'de üretilmiş 3. kalite, 5. kalite 41-16'lardan bahsediyoruz. Siz bunların Alman üretimi olan, işte İspanyol üretimi olan 41-16'lar gibi olduğunu zannetmeyin. O sebepten dolayı diyorum, bunun sertliği de düşük. Yani çok sağlam talaş kalkıyor rahat bir şekilde, yoğun bir şekilde. Evet, bakalım. Ya biraz evvel kesici ağız yoktu. Neredeyse. Yeni kesici ağız açacağız dedik. Biraz baskıladık.
Ve sonuç bu. Şimdi bunu pürüzsüzleştirip performansını arttıralım. Hadi sizin o çok güzel hatrınız için ben bunu 1700'e kadar çekeyim. Ama fazlasını kaldırmaz. Hatta çekmeyeceğim. Kişi doğru bildiğini yapmalıdır bana göre hayatta. Şimdi burada makineye vurulmuş bir bıçak var. Değişik bir şekilde bir şeyler yapılmaya çalışılmış buna. Evet. Aslında bu bıçağın şuraya kadar kesici ağzı yokmuş. Yani parmağımın bittiği noktadan itibaren bir ağız başlıyormuş. Bunu arkadaş, ben bunu açarım ağzını ben bunu. Bakalım. Diyerek sapıkça bir muameleye kalkışmış. Üst üste 5 bıçak biraz yordu. Bir 10 dakika mola veriyorum. Geri geleceğiz. Bir tane yine Solingen. Made in Germany. Biliyorsunuz İngilizce şeklinde telaffuz edildiğinde Germany diyoruz. Ama Almanca telaffuz etmemiz gerekirse Deutschland. Benim abim çok güzel yapar bunu. Bunu da Bingirit'e çekmeyeceğim. Çünkü dediğim gibi bu bıçakların segmenti Bingirit'i aman aman koruyacak düzeyde değil. Evet, bu bıçağı da bitirdiğimizi düşünüyorum. Şimdi geldik asıl meseleye. Bunun çok eski bir bıçak olduğunu söyledi Sari Hanım. İnce full tank dediğimiz 3 pimli plastik PVC bir bıçak. Normalde bunun da şuraya kadar kesici ağzının olmaması lazım. Ama taşlamaya vuran arkadaş demiş ki acaba buna yeni bir ağız açabilir miyiz gibisinden düşünmüş ve vurmuş. Ağzı kalınlaştırmış. Şuradan itibaren düzeltme işlemi yapılacak. En baştan. Mesela bu tarz ağzı çok bozuk olan, böyle söyleyince de sanki bıçak küfürbazmış gibi algılanıyor. Ağzı çok kötü durumda olan, çentikleri olan, kırıkları olan bıçaklarınız için illaki bu tarz bir taş kullanmak zorunda da değilsiniz. Gidin hırdavatçıya. Deyin ki kardeşim bana bir tırpan taşı verir misin? O böyle uzun olur, elips gibi değişik, böyle kenarları üçgen gibi incelerek gelir, ortası şişkindir. O tarz bir tırpan taşı alın 20 liraya, 25 liraya. Kırık olan bıçaklarınızı aynı bu şekilde bu işlemi yaparak o taşla düzeltin. Ki tırpan taşı bu taştan daha hızlı etki eder. Çünkü tırpan taşları ortalama 60 girit, 80 girit. O civarlarda gidip gelen taşlar. Bunun burası 180 girit. Yani 80 kum mu daha sağlam, daha hızlı aşındırır? 180 kum mu? O şekilde düşünelim. Yani bu şekilde elinizde mutlaka bir tane tırpan taşı bulunsun. Yarın bir gün bıçağınız mesela bunu kullanırken işte eşiniz ya da siz yanlışlıkla kenarını vurdunuz bir yere. Şuradası çıt dedi gitti. İçiniz gitti. O bıçağı hemen düzeltmeyin ama. Önce bir kullanın. Keskinliği bir azalsın, körelsin. İşlem yapmanız gerektiği zaman önce düzeltin, sonra keskinleştirin. Yani bu şekilde düşünmek lazım. Tırpan taşı bu tarz durumlarda hayat kurtarır. Dikkat ederseniz çeliğin çıkarttığı ses değişmeye başladı. Daha tiz. Bakın daha kalın. Bak daha ince. Bak. Kalın. Gördünüz mü? Tekrar alalım. İnce olan yerden. Bakın. Şimdi kaydıracağım ve sesin nasıl toplaştığını göreceksiniz. Bakın. Her zaman elinizle kontrol etmek zorunda değilsiniz. Bazen kulak da işe yarıyor. Hani diyorum ya, şu strop işlemi esnasında taşın size verdiği titreşim nerede ne sorun olduğunu aslında anlatır. Burada da aynı şekilde bakın. Bakın. Tam şurada ses değişiyor. Gördünüz mü? Bakın. Bak inceden boğuk. Gördüğünüz gibi. Burada da aynı durum söz konusu. Bak inceden kalına doğru geçiş var. Şimdi diyeceksiniz ki parmakların burada olduğu için o titreşimi emiyor. Buradaki ses boğuk hale geliyor. Bakalım. Elim yok. İnce. Boğuk. İnce, boğuk. Biliyorum, kafa karıştırıyor bazen.
söylediğim zaman işte inanmak istemeyenler oluyor ya da şüpheye düşenler oluyor. Ne alakası var canım diyenler de oluyor. Buradaki amaç işte hariçten gazel okumak değil. Bunları böyle uzun uzadıya göstererek çekiyorum ki bilin, görün, hissedin bunları. Alt tarafı bıçak biliyoruz. Birçok insana göre doğrudur. Alt tarafı bıçak yani. Ama bu işin bir matematiği var. Bak gördünüz mü boğukluğu? Şimdi burayı biraz incelteceğiz ki ses dengeye gelsin. Şuradan başlayalım. Sesi duyduk. Hangi sesi aramamız gerektiğini biliyoruz. Neye bakmamız gerektiğini biliyoruz. Bakalım. İnce. İncelmiş. Burada bir kalınlık var. Bakın. Bakın. Tutuş pozisyonumu bu seferlik değiştirdim. Ama bileğim sağ ya da sola hareket etmiyor. Açı aynı. Tekrar açımı buldum. Alışa geldiğim, kolay olduğunu düşündüğüm, el yatkınlığımın olduğu başlangıçtan buraya kadar geldim. Ve bakın açıyı değiştirmeden sadece uca işlem yapıyorum. Nihayet bitti. Bence güzel oldu. İşlemleri tamamladık. Buradan Sari Hanım'a tekrar hayırlı olsun diyorum. Umarım hoşuna gider, umarım keyifle kullanır ve umarım bir daha bıçaklarını taşlama motorcu sapık amcalara emanet etmez. Çünkü motorcu amcalara verdiğiniz zaman bıçaklarınız bir yıl içinde çöp olurken el ile bileme yaparsanız şu güzelim bıçağınız ömür boyu torunlarınıza kalacak şekilde size hizmet eder. Ama şunu çarka verirseniz bunun dönüşü yok. O sebepten gözünüz korkmasın. Evdeki eski 3-5 bıçağınızla ucuz bir taş al olarak bir başlayın işlem yapmaya. Ondan sonrası zaten gelir. Daha üst segment bıçaklara ve taşlara geçiş yaparsınız. Umarım keyifli bir içerik olmuştur. Sara Hanım'a buradan tekrar teşekkür ediyorum bıçakları bana emanet ettiği için. Tabii bedavaya emanet etmedi, o da ayrı bir mevzu ama yine de teşekkür ediyorum. Evet, içeriğin sonuna geldik. Aklınıza takılan, değinmediğim ya da merak ettiğiniz hususlar varsa lütfen bana ulaşın. Bir sonraki içerikte görüşelim arkadaşlar. Hoşça kalın.